Oğlum arkadan siren çalıyor. Daha da beğenmişsinizdir. Ama biz ne yapıyoruz? Teker yaparken konuşuyoruz. Onunu motorlu. Çok iyi lan. Onun yanından bir tekerle geçelim be. Tekerde makas be. Oğlum beni teker yaparken gördü kesin ya. Plakam kapalı, polisin önünden geçiyorum. Şimdi Gökçe senin ağzını s**ar mı yani? Arkadaşlar selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Şu an motoru neden gösteriyorum? Gecir gecir yaptım çünkü motor var ya, şu anda parlıyor arkadaşlar. Şuraya baksanız, dur güneşli olan tarafından göstereyim. Çok uğraştım be. Gerçi burası da gölgeye kalıyor. Motoru bayağı temizledim arkadaşlar, anlayacağınız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hava aşırı sıcak, güzel. Vallahi enerjim de yüksek. Bugün ana motoru çalıştırmamışım lan. Motor da egzoz olmadığından anlayamıyorum, çalışıyor çalışmıyor mu diye arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağım? Bugün incir altına gideceğim. Giderken de bir video çekeyim dedim. Hava sıcak, gerçekten güzel. Yani uzun zamandır böyle havalar görmüyorduk. Genelde yağmurlu ve soğuk oluyordu arkadaşlar. Bugün hava güzel. Ben de dedim bunu değerlendireyim. Şöyle çıkayım inceden. Hızlıca çıkmam lazım. Ben de dedim ki bunu değerlendireyim. Çıkayım, keyifli bir sürüş olsun. Keyifli bir video olsun dedim arkadaşlar. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Şöyle yapayım. Eminim şu an videoyu daha da beğenmişsinizdir. Arkadaşlar gerçekten özledim bu havaları ya. Gerçekten özledim. Çok güzel şu anda hava. Yanıma ceket aldım. Şimdi geç gidersem eve akşam hava soğur arkadaşlar. O yüzden yanıma ben de ceketimi aldım. Ne olur ne olmaz akşam dönerken üşümeyelim. Öğlen hava böyle olsa da akşam çok soğuk olur yine. Öyle tahmin ediyorum yani arkadaşlar. Videoya hazır tam girmemişken, videoların daha ilk dakikalarındayken arkadaşlar, siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Böyle videoların devamı için takipte kalın. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Yaz geliyor inceden ama çok değil. Biraz daha var yazın gelmişti ama yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Çok güzel videolar da gelecek. Biliyorsunuz Çapı'nın da motoru çıktı. Beraber güzel videolar çekeceğimize eminim arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Abone oluverme bak. Videoları izleyenlerin %80'i falan abone değil arkadaşlar. Bu büyük bir rakam ya. O yüzden lütfen istiyorsan, seviyorsan, beğeniyorsan abone olmayı unutma. Şimdi şuradan çıkacağız. Çevre yolundan gitmeyeceğim tabii ki. Çevre yolu sıkıcı olur arkadaşlar. Buradan tekrar ana yola bağlanacağız. Şöyle devam edelim. Burayı çok seviyorum ya. Neden mi seviyorum arkadaşlar? Bu yüzden seviyorum işte burayı dostlar. Çok güzel ya. Bu asfalt gerçekten güzel. Birileri korna mı çalıyor ya? Korna çalıyor gibi hissettim arkadaşlar. Şimdi şurada da bir yapalım teker. Kamyonlar geliyor ama. Oh be, çok iyiydi. Rüzgar vardı, biraz dengemi kaybettim ama olsun, yine de iyi gittik arkadaşlar. Bu yola burası için girdim arkadaşlar. Şu tekeri yapabilmek için yolu böyle bir 3-5 dakika uzattım. Çünkü çok seviyorum orayı. İzmir'in biliyorsunuz her yeri, yani her yeri demeyeyim de çoğu asfaltı kötü arkadaşlar. Tutmuyor ya, inanın. Gerçekten çok kötü asfaltımız var. Yani İzmir'de motor sürüp de teker öğrenmeye çalışıyorsan biraz işin zor ya. O yüzden yani yolu şurada bir 5-6 saniyelik teker yapabilmek için yolu uzatıyorum arkadaşlar. Evet, burası da kalabalık bugün. Bugün genel olarak bir trafik var, kalabalık. Anlamış değilim ben de. Normalde burası bu kadar kalabalık olmuyordu. Oh be, işte bu arkadaşlar. Çok seviyorum bunu ya. Trafiktesin, yüksekte gidiyorsun, tekerdesin. Yukarıdan bakıyorsun, yüksekte olmak güzel bir şey. Yani yanlış anlamayın, hani kötü anlamda değil. Anladınız yani demek istediğim arkadaşlar. Yukarıdan böyle manzaraya bakmak çok güzel arkadaşlar ya. Harbiden seviyorum onu. Tekerdeyken de muhabbet ettik bu arada. Arkadaşlar tekerde falan konuşuyorum artık ya, bakın. Normalde bak, video çekmeye ilk başlıyorsan motor sürerken bile konuşmak zordur arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? Teker yaparken konuşuyoruz ya. Yani senin bir like'ını hak etmedik mi şimdi ya? Ha arkadaşlar? Ha arkadaşlar, bir like'ınızı bekliyorum. Ya şu abimiz keşke bir tık hızlı gitse de önümüz açılsaydı ya. Şurası bomboş. Dur, story'sine dahil olalım. Tekerde makas be. Tekerde makas da attık arkadaşlar. Oğlum bu arada ilk defa tekerde makas attım ha. Oğlum çok iyi lan. Harbi güzel bir şeymiş tekerde makas atmak arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Tabii ki de böyle hareketler yapmayın. Şu an yaptığım hareketler oldukça tehlikeli, biliyorsunuz. Bunu çoğu videomda söylüyorum. O yüzden arkadaşlar yapmamaya çalışın. Yapıyorsunuz da yani bütün ekipmanlarınızı giymeniz gerekiyor ki
Trafikte yapmayın özellikle. Kötü örnek olmayalım. Arkadaşlar beni izleyin ama yaptığımı yapmayın dostlar. Trafikte bu işleri yapmak tehlikeli. Kapalı alanlarda da ineyin arkadaşlar. Oğlum çok iyiydi ya bakın. Özlemişim cidden ya. Motor sürmeyi böyle tekerli mekerli devam etmeye gitmeyi özlemişim ya. Bu abimiz güzel bir atlayış yaptı. Sinyal minyal vermeden umurunda değil tabii. Görmüyor ki arkadan bir şey geliyor mu gelmiyor mu. Evet arkadaşlar havanın güzel olmasıyla ortalık tabii ki motor doldu. Şu an görmüyorsunuz ama incir altına gideceğim biliyorsunuz. Çok iyi lan. Arkadaşlar çok iyiydi. Oğlum ayrıyette böyle ekstra mutluyum bugün ya. Neden bilmiyorum arkadaşlar ama az önceki teker de güzeldi. Çaprazlama böyle gittik falan. Oğlum çok iyi ya. Özlemişim. Gerçekten özlemişim arkadaşlar. Ve MT7'yi ayrı özlemişim ya. Ben genelde arkadaşlar MT7'yi sevmiyordum 09 kullanırken. Hani sesini falan sevmiyordum bilmiyorum. Buna da egzoz takmadım ama. Sevmiyordum ama gerçekten çok güzel bir motor ya. Çok eğlenceli bir motor. Ama tabii ki tecrübe isteyen de bir motor arkadaşlar. Tecrübeniz yoksa bu hareketleri yapmaya çalışıyorsanız tehlikeli. Yani şu an benim yapmam da tehlikeli. Ben de çok tecrübeli bir insan değilim. Ama hani alışkınım yüksek sesli makine kullanmaya. O yüzden arkadaşlar almayı düşünüyorsanız pişman olmazsınız. Lakin gerçekten dikkat etmeniz gereken bir motor. Yanlış bir hareketinizde arkadaşlar kötü sonuçlara neden olabilir. O yüzden 07'yi hafife almayın. Ama çok eğleneceğinize de emin olun arkadaşlar. Ya gerçekten böyle havaları görmeyeli uzun zaman oldu dostlar ya. Şu yaz gelsin de bir yaz. Gerçekten bekliyorum. Özledim yazı. Çünkü biliyorsunuz geçen yaz burada yoktum. Geçen yaz burada değildim arkadaşlar. Gemiye çıkmıştım. Yurt dışındaydım. Hani orası da güzeldi yurt dışında olmak. Bir sürü ülkeye gittik arkadaşlar. İsimlerini unutmuşumdur emin olun. Gerçekten böyle nasıl diyeyim size 50-60 tane ülkeye gitmişimdir. Bugün yine trafik var. Olsun trafiği de özledim. Güzel havada trafikte olmayı da özledim. Uzun zamandır motor kullanmıyorum doğru düzgün. Yani gerçekten kullanmıyorum dostlar. En son yani böyle sürdüğümü hatırlamıyorum böyle keyifli şekilde. Böyle istediğim gibi sürdüğümü hatırlamıyorum. Genelde hava soğuk oluyor. Aa şurada da polis varmış. Neyse o beni görmeden ben hemen uzaklaşayım. Genelde arkadaşlar hava soğuk oluyor. Hani bir yerden bir yere gitmek için kullanıyorum. Böyle nasıl keyfe kullanmıyorum anlayacağınız. O yüzden özlemişim böyle kullanmayı. Şimdi şuradan ben sola gireceğim. Şöyle sinyalimi vereyim. Çünkü buraya girseydim beklerdik arkadaşlar. Evet şöyle güzel. Buradan biz kaçalım. İşte motorun farkı bu arkadaşlar. Motosikletin farkı budur. Arabada olsaydım kim bilir daha nelerdeydim. Eminim daha Bornova'da gidiyordum ben arabada olsaydım. Motor olunca altında böyle faydalanabiliyorsun, eğlenebiliyorsun. Arabada yapamayacağın şeyleri yapabiliyorsun arkadaşlar. Motorun da yavaş yavaş bakımı geliyor. Ben bakımı gelmeden bakımını yapacağım arkadaşlar. Ne kadar erken yaparsanız motorunuz için o kadar sağlıklı olur. Bakım videosu gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer isterseniz ben de çekerim bakım videosu. Ben pek bilmiyorum hani izlenmiyor yani keyifli mi değil mi bilmiyordum tabi. Eğer hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar bakım videoları falan bakım yaparken videosunu çekerim. Birçok video var böyle ama olsun. Benden izlemeyi seversiniz. Evet 07 böyle de güzel bir motor arkadaşlar. Ufak bir gaz açırsın. Ufak değil de gaz açışınız da geliyor yani tekere. Ufak gaz açışı 09'da oluyor. 09'unuz varsa ufak gaz açışında tekere gelir. Ama 07 de inanın keyifli bir motor. Çok güzel bir motor. Tabii benim gibi kullanıyorsan. Şurada bir Scirocco varmış. Hemen onun bir yanına gidelim. Tabii yol müsait olursa arkadaşlar onun yanından bir tekerle geçelim be. O ne lan? Trafik polisi sandım ya. Neyse. Böyle arkadaşlar ileriye bakmanız gerekiyor. Trafik bir anda kilitleniyor çünkü. Benim başıma çok geldi. Bir anda kilitleniveriyor. Nasıl durdu böyle bu trafik birden diyorsun. Anlamıyorsun. O yüzden arkadaşlar ileriye bakın. Gözünüz daima ileride olsun. Tabii ileriye bakın dedim de haberi orada bakılı kalmayın yani. Önünüze de bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Ya çok trafik var be. Şimdi tünelde de vardır eminim trafik ama olmayabilir bilmiyorum. Tünelde umarım yoktur ya. Biliyorsunuz tünelde ben teker yapmayı seviyorum. Yoksa güzel bir teker yaparız arkadaşlar tünelde. Bak atlayacak diyor yola ya. Böyle de biz tekerde şerit değiştiririz. Pek iyi bir hareket değildi. Tehlikeli. Ya her yaptığım hareket tehlikeli. Ben ne anlatıyorum ya arkadaşlar. Ya gerçekten yapmayın yaptıklarımı ya. Gerçekten tehlikeli ya. Şu BMW'nin lastiği ne lan öyle? Kocaman offset mi deniyor ya? Bilmiyorum arkadaşlar. BMW'ciler değil de hani arabacılar varsa yazsın. Offset deniyor sanırım. Büyük offset deniyor o lastiğe. Güzel olmuş bence. Güzel duruyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz seviyor musunuz araba falan?
Ama ben seviyorum yani, arabaları da seviyorum ya. Motorcuyum diye arabalara düşman değilim arkadaşlar. Ben araba da seviyorum. Hani güzel yani arabada. Of, abim yol verdi. Şöyle geçtik biz de arkadaşlar. Şimdi tünele doğru geldik. Evet, umarım tünelde arkadaşlar trafik vesaire yoktur da bir tünelde teker yaparız. Tünelde teker yapmak ayrı bir zevkli arkadaşlar. Bilmiyorum, seviyorum tünelde teker yapmayı ya. Evet arkadaşlar, bakın bu videoda pek söylemedim. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Yorumlarını vesaire de yaz. Teker de yaptık. Şeylerin, motorcuların önünde. Büyük bir ihtimal tanıdığım vardır içinde de. Teker yaptık. Neyse ya, ayıp değil oğlum. Selam verdik işte. Ya şu an önümün boş olması lazım arkadaşlar. Ya önüm dolu ya. Oğlum bir dat dat sesler geliyor. Allah Allah, ne sesi la bu? Arabalara yaklaşınca indirelim ki daha fazla tehlikeye girmeyelim. Oğlum arkadan siren çalıyor. Polis var arkada. Siren sesini duydum. Neyse, gelemez ya. Ananı. Motorlu polis. Motorlu polis var arkada. Arkadaşlar. Ananı ya. Kaçmam lazım. Hemen karşıya gireceğim. Hemen. Hemen hadi. Motorlu polis var ya, kovaladı. Oğlum dat dat diye peşimden geldi. Aynadan gördüm. Arkadaşlar şuradan yukarı çıkacağım ya. Şöyle şuraya gireceğim. Oğlum altıma sıçtım ya. Motorlu polisten kaçmadım arkadaşlar daha önce. Ha, burada da polis var. Altıma sıçtım. Gerçekten altıma sıçtım. Plakam da kapalıydı Allah'tan. Oğlum beni teker yaparken gördü kesin ya. Neyse ben şöyle kaçayım ya. Ben şurada nasıl gideceğim incir altına? Ben sahile çıktığım an beni durdururlar. Arkadaşlar peşimden de geliyor olabilir şu anda ya. Neyse arkadaşlar. Oğlum ya, motorlu polis çok korkutucu oğlum. Bak arabaların arasından falan böyle tapa gaz geliyor, altıma sıçtım. Ana! Motorlu polisten kaçmak cidden tehlikeli. Ben şimdi şuraya girsem ne olur? Polis var mıdır burada ya? Benim buradan karşıya geçmem lazım. Karşıya geçebilir miyim buradan? Nasıl geçeceğim karşıya ya? Ben dönüyorum şöyle ya. Arkadaşlar ya. Bak şu anda korkuyorum ya. Harbiden korkuyorum şu anda. Polis gelip önümü keserse var ya, altıma sıçarım ya. Ya en fazla ceza yazar yani, başka bir şey değil de. Niye yiyeyim canım cezaya? Bakın şu an var ya, 5 yıldızla kovalanıyor gibi hissediyorum ya. Benim şimdi sahil yoluna çıkmam lazım. Sahil yoluna çıksam da tehlike var arkadaşlar. Ne yapacağım ya? Neyse, düzgün düşünmem lazım. Sakin ol Göktuğ, sakin ol. İlk defa kaçmıyorsun. Neyse sahile çıkalım arkadaşlar. Sahilde de şöyle kötü bir yanı var biliyorsunuz. Bir sürü motoblok çeken insan sahilde yakalanıp ceza yedi. O yüzden sahile çıkmaktan da biraz korkuyorum. Neyse, atlattık diye umuyorum polisi ya. Aa, orada da polis var lan. Ben şuradan sağa döneyim. Oğlum her yer polis. Kankalar ben yapıştırıyorum ya. Polisin önünden geçeceğim. Plakam kapalı, polisin önünden geçiyorum. Şimdi Göktuğ, senin ağzını s**lar mı yani? Plakan kapalı, polisin önünden geçiyorsun, gidiyorsun şu anda. Allah'ım ya. Oğlum fail üstüne fail diyoruz ya. Şu an her yere etiket oldum ya. Bir sürü trafik polisi gördü bizi ya. Umarım ihbar falan etmez sahil yolundaki polisler. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Şurada bir kameramın şarjına bakmam lazım. Kameramın şarjına bakayım da bir. Ya arkadaşlar. Ya şu anda bilmiyorum, beni polis kovalamıyordur herhalde. Bırakmıştır peşimi de. Yani ben hala kovaladığını hissediyorum ya. Öyle ama normal değil mi arkadaşlar? Yani dikkat etmek gerekiyor. Polisten kaçayım derken polisin yanına gittim. Plakam kapalı ya. Ana, ne yapacağız şimdi? Dur, şimdi şu sağda da dikkat etmem gerekiyor benim. Sahile çıkmıyor ki burası. İleri gideceğim, ileriden çıkacağım sahile. Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar ya, videoyu bir beğen artık ya. Bak polisten de kaçtık, motorlu polisten ya. Gerçekten. Oğlum gerçekten arkadaşlar korkutucu motorlu polisten kaçmak ya. Hani görmek bile korkutucu oğlum. Adamın altında motor var. Sen ne yapıyorsan o da aynısını yapabiliyor. Yani
O yüzden arkadaşlar korkun. Şöyle gidelim. Benim sahile çıkmam lazım ya. Neyse sahile çıkayım da dostlar öyle devam edeyim ben ya. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz burada polis molis var mı? Benim hemen gitmem lazım İnciraltı'na. Yani şu an acayip bir tehlike risk içerisindeyim arkadaşlar ya. Her yer böyle kamuflajlı insan dolu polis sanıyorum. Korkuyorum ya. Şuradan bir karşıya geçmem lazım. Çünkü burası tehlikeli. Evet arkadaşlar şimdi çıktık yola. Plakayı açtım. Niye polis molis gelir melir şimdi bizi. Burada trafik var şimdi kaçamayız falan diye. Açtım ben de plakayı ya. Ne yapayım arkadaşlar tırsım yani. Çünkü çok oyalandık ya. Motor da hararet yapacak. Biraz hızlanayım. Motor hava gelsin arkadaşlar. Ya neyse geldik şu an hala korkuyorum. Çünkü tehlike hala geçmişteyiz. Şu sahil yolunu atlatmam gerekiyor arkadaşlar. Orayı atlattıktan sonra artık bir oh çekeceğim. Çünkü yani polisten kaçtık, polisin yanına gittik arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Dostlar siz de bir videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Şuraya böyle koyacağım Instagram'ımı. Oradan bana yazabilirsiniz. Soruların falan varsa cevaplarım yani. Görüyorum çünkü hepsini. Yani çoğu motovlogcu böyle bilmiyorum. Belli bir aboneye, belli bir takipçiye geldikten sonra dostlar mesajlara falan bakmamaya başlıyor. Cevap vermemeye başlıyor. Ama şu an söylüyorum. Umarım ben de ileride yapmamlar. Şimdiden söyleyeyim ben cevap veriyorum abi. Yani 100.000 abone de olsam gördüklerime hepsine cevap vermeye çalışacağım. O yüzden gönül rahatlığıyla bana yazabilirsin. Evet şu an biraz rahatladım gibi. Çünkü önüm açıldı. Hani polis de görmüyorum şu anda. Ben gidip motoru istop edene kadar gerçi tehlike bitmiş değil. Motoru gidip istop ettikten sonra oh diyeceğim. Tamam atlattık diyeceğim. O zamana kadar tehlike devam ediyor dostlar. Evet şurada teker yaptık. Şurada biraz atladı şeride. Korktum lan. Konuşamadım. İnciraltı'na geldik. Sayılır gibi arkadaşlar. Bak yeşil fosforlu giyiyorlar. Beni korkutuyorlar ya. Niye herkes fosforlu giyiyor? Yakında ben de giyeceğim fosforlu. Öyle gezeceğim motorda ya. Arkadaşlar ayna konusunda gelen sorulardan bir tanesi de aralardan geçerken problem olmuyor mu sorusu. Arkadaşlar aynaya zamanla alışıyorsunuz. Çarpıp çarpmayacağını hissediyorsunuz. Nasıl kendi motorunuzla araya girerken hani hissediyorsunuz. Yani girerim ben bu araya diyorsunuz. O da aynı şekilde aynaya alışınca bir süre ben bu aradan geçirim diyorsunuz. Yani problem olmuyor öyle söyleyeyim dostlar. Burada teker yapılır ama önümüz boş değil. Şuradan şuraya da motorun önünü kaldırmayalım arkadaşlar değil mi? Şimdi şunları geçeyim ben. İleride yapayım uzun uzun giderim. Ya uzun uzun dediğim tabi o kadar fazla bir uzun gidemiyorum. Gidemiyorum değil aslında gidebilirim de yol olmuyor bir şey oluyor. Ne bileyim indiriyorum işte bilmiyorum belki gidemediğimdendir. Şöyle gidelim önümüz boş gibi. Umarım mavi alana gelmezler arkadaşlar. Biliyorsunuz çünkü mavi alan haricinde bir yer tutmuyor. O yer tutmadığı için de ben de mavi alan haricinde teker yapamıyorum. Anca mavi alanda yapıyorum. Ben seni geçeyim kanka. Şurada bakalım yolun sonuna kadar gider miyiz lan? Bence gidemeyiz arkadaşlar. Hadi gideceğim bu yolun sonunu. Neyse geldik bayağı aslında. Çok kısa bir mesafe kalmıştı da. Olsun ya yine iyi gittik. 4'e atacaktım da bilmiyorum korktum 4'e atmaya. Neden korktum ya? Atıyorum normalde. Niye korkuyorum ki anlamadım. Şimdi tekrar. Woo! Viraj dönecektim lan tekerde. Oğlum yakında bak virajda dönersem arkadaşlar teker yaparken şaşırmayın. Bu ne lan yolda birileri var. Ha bisikletli falanlarmış ya. Korktum oğlum. Yola niye atlıyorsunuz dostlar ya? Atlamıyor aslında oğlum. Ben de ne boş yaptım bugün anlamadım. Heyecandan arkadaşlar. Kusura bakmayın heyecandan. Çünkü motorlu trafikten kaçtık yani ya. Motorlu trafikten kaçmak zor. Siz bilmiyorum kameraya yakalanmadı ama umarım ses gelmiştir yani. Mikrofona almışımdır sesini umarım. Yani korkutucuydu. Bu da iyiydi arkadaşlar. Şimdi ben bugün kimseyle gelmedim. O yüzden gidip tek duracağım. Bugün arkadaşlar daha sonra gelecek yanıma. Ben de nereye gitsem ya? Şuraya gideyim. Ben de şurada durayım bari. Evet. Oh kurtulduk be. Polisten de. Kaçtık yani. Kurtulduk arkadaşlar. Oh be. Kamerama bakayım be. Evet dostlar hala çekiyoruz. Kurtulduk arkadaşlar.
Oğlum harbiden korktum ya. Cidden korktum. Şöyle çevireyim ben motoru. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle videoların devamı için takipte kalın. Instagram'dan da yazın bana dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.